Evet, Eyüp Sultan'ın hemen yanı başında burada bir zaviye ve dergah, Sıbyan Mektebi küçük imaretiyle Ebu Suud Efendi'nin yaptırmış olduğu bir mekan. Kendisi de daha sonra vefat ettiği zaman buranın bahçesine defnedildi. Ebu Suud Efendi ilmiye yolunda yükseldiği günlerden birindeydi. Bir rüya gördü. Rüyasında bir meclis ve meclisin başında Peygamber Efendimiz bulunuyor. Sahabe-i kiram efendilerimizin her birisi ayakta duruyorlar, kendisini hürmetle dinliyorlar. Ebu Suud Efendi geri planda kalmış, önünde Kemal Paşazade, o zaman müftü, o oturuyor. Ve o sırada kendisi anlatıyor ki bir kişi Peygamber Efendimizin önünde diz dize oturuyor ve bir derdini anlatıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimizin hürmetle ayakta beklediği bir esnada yanında diz dize oturan bu Arap simalı kişi kimdir diye düşündü. Ve daha sonra onun Mevlana Camii olduğunu anlayacaktır. Peygamber Efendimiz bir ara Mevlana Camii'ye şu ileride oturan kimdir diye sordu. Bilmiyorum ya Resulallah dedi. O şu anda ümmetimin müftüsüdür, Kemal Paşazade'dir dedi. Ardından onun arkasında oturanı görüyor musun diyerek Ebu Suud Efendi'yi işaret etti. Onu tanıyor musun dedi. Yine bilmiyorum ya Resulallah dedi. O da ileride ümmetimin müftüsü olacaktır diye işaret buyurdu. Ebu Suud Efendi tabi son derece mahcup uyandı o şekilde ve bu sadık rüyayı hep takip ettim dedi. 30 sene sonra kendisi Şeyhülislamlık makamına getirildi. Ve 30 sene o makamda kaldı. Osmanlıların 15. Şeyhülislamıdır. Çok büyük bir alimdir. Sultanül Müfessirin diye anılır. Müfessirlerin sultanıdır. Bu büyük alim gerçekten asıl adı Muhammed veya Ahmet diye anılır. Lakabı Ebu Suud'dur. Dedesi Ali Kuşçu'nun kardeşidir. Muhammed İmad. Yani alim bir silsileden gelir. Ailesinin İskilipli olduğu rivayeti en güçlü rivayetlerden bir tanesidir. Babası Muhammed Yavsi de büyük bir ilim adamıydı. İlk ilmi ondan aldı. Hatta 2. Bayezid Han'ın sevdiği kimselerdendi. 2. Bayezid'in 9 sene sonra tahta çıkışının 9 sene sonra kendisi İstanbul'a geldi ve o ilim etrafındaki ilim halkasında yer aldı. Ebu Suud Efendi Kanuni döneminde bilhassa görevi, verdiği fetvaları, eserleriyle Osmanlı ilim adamları arasında mümtaz bir yere yerleşti. Çok kudretli bir ilim adamıydı. Uzun boylu, güler yüzlü ama heybetinden belki kimse yanında duramaz, ağzını açamazdı. Onun sohbetlerini dinlemek herkes için bir nevi o dönemde bahtiyarlıktı. Yüzlerce fetva verirdi günde. Kanuni Sultan Süleyman bu büyük ilim adamını çok severdi. 30 sene Şeyhülislamlık makamında bulundu ki 2. Selim döneminde de bu devam etti. 1574 tarihinde vefat ettiği zaman buraya defnedildi. Kanuni Sultan Süleyman'ın onunla ilgili ona sorduğu bir fetva çok meşhurdur. Malumunuz sarayın bahçesini karıncalar sardığı zaman kendisine yazmıştı. Meyve alamıyorlar, gül alamıyorlar, börtü böcekler meyveleri, ağaçları sarmış. Ve Kanuni soruyor, dırahtı sarmış olsa karınca zarar var mı karıncayı kırınca? Ebu Suud Efendi de onun altına yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan alır hakkın karınca. Evet, bir padişahı öyle bir ifadeyle karıncanın hakkını dahi gözetmeye böylesine yönelten bir kişi, adalete, zulme sapmamaya ve hakkı korumaya bu denli yönelten bir kişi ki onun belki Kanuni diye anılmasında, bu şekilde yetişmesinde veya yönlendirilmesinde en büyük şahsiyetlerden bir tanesidir.
Kanuni de onu o kadar sever ki ve hürmet gösterir ki, hani bir padişah ve ilim adamı denildiği zaman ikisinin örnek olarak tarihlerimizde mutlaka anlatılması lazım. Kanuni'nin bütün seferlerinde ve bütün savaşlarında yer aldı, bulundu. Son seferinde, Zigetvar seferine hastalığı sebebiyle katılamamıştı. Kanuni Sultan Süleyman kendisine mektup yazdığında, halda haldaşım, sinde sindaşım, yolda yoldaşım, ahiret karındaşım, Molla Ebu Suud Efendi Hazretlerine diye başlıyordu. Şu ifadelere bakın. Bir ilim adamına yapılan hürmete, saygıya ve muhabbete bakın. Gençlerimize işte bu tür örnekleri mutlaka göstermemiz lazım. Halda haldaşım, yolda yoldaşım, sinde sindaşım, tariki hakla yoldaşım, ahiret karındaşım, Molla Ebu Suud Efendi Hazretlerine. Evet, bunları bileceğiz ki ilmin kıymeti, alimin değeri anlaşılacak sevgili dostlar. İkinci Selim Han da aynı şekilde, aynı muhabbeti kendisine gösterdi. Hatta kısa bir anekdotu daha anlatalım. Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiği zaman kendisini defnettiklerinde ağaların birisi başının üzerinde bir mücevher kutusuyla gelmiş ve o mücevher kutusunu Kanuni'nin kabrine yerleştirmişti. Ebu Suud Efendi, hey ağa, çıkart onu oradan dedi. Çünkü kabre böyle bir şey konulmaz. Alışkanlık olmasın, çıkart, ne var içinde? Ağa ağlamaklı oldu. Dedi ki çıkartamam. Nasıl çıkartamazsın, çıkart onu dedi. Dedi, onlarca defa söz verdim padişahıma. Bunu mutlaka buraya koymamı istedi. Ben de biliyorum. Kabre böyle bir şey konulmaz. Ama benden defalarca söz aldı. Olmaz desem de, olmaz desem de mutlaka koyacaksın dedi. Ağlamaklı. O zaman Ebu Suud Efendi, getir bakalım ne var içinde. Bu mübarek padişah yanında ne götürüyor dedi. Bir görelim bakalım. Evet, açtılar kutuyu, içinden içinden Kanuni'nin aldığı fetvalar çıktı. Yüzlerce fetva, binlerce fetva. Ben yaptığım hiçbir işi kendi nefsimle yapmadım. Nefsime uyarak yapmadım. Alimlerden fetva aldım diyordu Kanuni. Ebu Suud Efendi'nin gözünden yaşlar geldi. Hay Süleyman, sen kendini kurtardın, ben ne yapacağım? Zira o fetvaların belki %80'ini Ebu Suud Efendi vermişti. Ben ne yapacağım? Evet, bazen işte hüküm verirken, hakimler, savcılar hüküm verirken düşünecek. Yarın ben ne yapacağım? Ne cevap vereceğim? Ne açıklamada bulunacağım? Bunu söylediğinizde hata etmezsiniz. Tarih budur. Tarihten mutlaka ibret ve ders çıkartmak gerekir. Sadece Ebu Suud Efendi'nin bir hayatı ve belki bir 10-15 dakika ile bir ondan ibretlik levhalar anlatıyoruz sevgili dostlar. Ya binlerce alimimiz. Bu gözle bakmalı, bu gözle okumalıyız. Müfessirlerin şahı, alimlerin sultanı Ebu Suud Efendi hemen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin yanı başında mütevazi bir şöyle kabrinde burada yatıyor. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin, ona rahmetler eylesin, dualarımızı makbul eylesin diyoruz sevgili dostlar. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.